path I was on. I was breathless. My heart restless. Selam ben Zeki. Arkadaşlar yine kamptayız. Selam ben Barış arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün cumartesi dağcılarının bir klasiği olan sürekli YouTube'da aramalarda bayağı üst seviyelere çıkan cumartesi dağcıları kamp videosuna hoş geldiniz. Birazcık moralim bozuk. Bunun sebebi ise yeni aldığım kameranın geniş açı lensi vardı. Onunla bir çekim yapmıştım ama ondan sonra nedense şu an bulamıyoruz. Şu tarafta odun kesmeye gitmiştim. Orada olup olmadığını yani yerde düşüp düşmediğini bilmiyorum. Aramadayız şu an. 3 kişiyiz. Zeki abi, Alperen, ben. Selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyiyim. Lensi kaybettik, onu arıyorum. Reis'le kaybettik harbiden ha. Allah ya şey, şimdi güneşe doğru bakıyorum ki parlaklığını alayım diye. Parlarsa bilmiyorum. Ben de şuradan odun toplamaya gideceğim geri. Hı-hı. Bakalım. Üzgünüz ama olsun. Yine de kamptayız Zeki abi. Tamam, moral bozma yok. Moral bozma yok. Devam. Gerisini alırız, önemli. Aynen öyle. Nazar boncuğu oldu. Evet. Şöyle gidiyorum. Belki görürsünüz be. Görürseniz yazın ha. Şeye, yorumlara. Abi şurada bir şey parlıyordu falan diye. Kebaptır. Kebaptır. İyi, ben de şu soba yakın videosunu çekip yerleşmeye geçeceğim. Arpere. Şu şeyi kapat ki. Ateş bir ateş. Yoksa gece arabada geçtiğini çadır yaparsın. Evet, hepimiz yerleştik. Burası Alperen'in yeri. Şöyle değişik bir tulum var. Bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Altında gördüğünüz gibi mavi bir matı var. Alüminyumlu. Alüminyum altı getirmiş. Biz alta getiriyoruz. Sobamızı yaktık. Sobada herhangi bir sıkıntımız yok. Çayır çayır güzelce gidiyor. Şu an sıkıntısız. Zeki abiler odun kesiyorken ben de çadırı tanıtayım. Sularımız burada. Benle Zeki abi burada uyuyacak. İkimiz de yani hepimiz alüminyum mat getirmişiz. Onda bir sıkıntı yok. Burada da gördüğünüz gibi bir tane kargo var. 1, 2, 3. Oturduk buraya. Şimdi sevgili dostlarım, biliyorum ki şeyi seviyorsunuz. Kargo açılım videolarını seviyorsunuz. İnanın ben de seviyorum. Çünkü kargo iyi bir şey be abi. Hani insanı mutlu ediyor.
Bu arada bu kargo dur şuradan Instagram'dan şeyini almıştım. Kimin gönderdiğine dair bilgimi almıştım. Bu bir reklam falan değil arkadaşlar. Sadece teşekkür edeceğim. Turgay Yıldız Star Knife. Turgay Yıldız Bey Star Knife bana bunu iletti. Dedi kesinlikle sana göndermek istiyorum dedi. Önceden de konuşmuştuk. Şöyle bir tane değişik bir pakette geldi. Ve ben her zaman kargo açacağım zaman genelde şey olur. Böyle bıçak falan almam yanıma niyeyse. Garip bir şekilde. Oo. İçinden çok değişik bir şey çıktı. Star Knife deyince ben bıçak falan çıkacak sandım. Kutu çıktı içinden. Şöyle bir kutumuz var bak. Bak kanka. Logosu falan. Star Knife. Sanat ayrıntıda gizlidir. Turgay Yıldız Star Knife. Şurada da Instagram adresi var görünüyorsa. Aşağıya da etiketlerim. Bakalım ne çıkacak. Nereden açılıyor? Ha. Vay bak çok güzel yapmışlar ha. Bak. Açıyorsun. Bak gördün mü? Oo Zeki abi. Bir tane bıçak kılıfı çıktı şöyle. Yalnız bu bıçak kılıfı şey, arka tarafı metalik bağlantı şey değil. Kemere tak çıkar yapabiliyorsunuz. Şuraya şöyle göstereyim bak. Gördün mü? Güzel. 3 tane, 4 tane çikolata çıktı. Şey şeker çıktı. Karamelli senin mi? Bak bir tane karamelli var ha. Çikolata da benim. Şu. Teşekkür ederim. Şu da Kaan gelmemişti. Bu da Kaan'ın olsun. Şu Kaan'ın. Bunu saklı ya. Şunu da ben yiyeceğim birazdan. Şeyini gösterdikten sonra. Bir tane anahtarlık çıktı be deri. Güzel ha bak. Şöyle güzel bir anahtarlığımız çıktı. Ya bu kamerayı aldıktan sonra bir şeyi tek başına incelemesi de ne kolay oluyormuş ya. Direkt gösteriyorsun böyle. Her yerde Star Knife yazıyor. Doğal olarak ve ne kadar naif bir arkadaş ya. Kendisi de buradaymış. Seni sevdiğim model bıçaklardan Skandi ağız yapısı, et kalınlığı bayağı güzel. Şöyle. Harika. Tutumu çok iyiymiş ya. Bak şuradaki kavisi görüyor musun bak? Ha, o yüzden tutumu çok iyi bak. Çok acayip ele oturuyor. Çok teşekkür ederiz Turgay Bey. Star Knife. Aşağıya linkini eklerim arkadaşlar. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Eğer ki bıçağın da detaylı incelemesini istiyorsanız yazın. Sonuçta hediye gelse de biliyorsunuz ben asla bıçak şeyi yapmıyorum. Böyle kullanmadığım bıçağı almıyorum. Muhtemelen bu bıçağı bu kampta şimdi kullanmaya başlayacağım. Aslanım al şunu beline tak da başına bir iş gelmez. Ah. Tak da bir başına iş gelmez. Bak, şey de olur. Güzelmiş, pratikmiş. Aynen tak bakalım abi. Şimdi bende kemer yok biliyorum. Evet. Zeki abi bu arada solak ha öğrenmiş oldunuz. Çekiyor değil mi şu an kendini görüyor mu küçük ekrandan? Ha görüyor. Ha iyi tamam. Güzel. Tamam abi hadi git onunla şeyini kes. Kurt murt saldırırsa. Maaşları kurt saldırırsa. Aynen. Ben de bu ortamı düzenleyeyim, şey yapayım, şenlik yapayım şuralara bir şeyler. Haydi görüş. Çok teşekkür ederiz bu arada tekrardan Star Knife'a. Şekerimi yiyeceğim, çadırın içini tam kaplayacağım ve dışarıdaki ateşi güçlendirmeye çalışacağım. Hadi bakalım birlikte yapalım. 300-400 metre mesafede budanmış ağaçlar vardı, onları kestik. Şimdi onları taşıyacağız. Evet. Evet, Alperen de ağacı budadı. Zaten kesilmiş ağaçlar, gördüğünüz gibi. Kocaman bir ağaç bu ağaç. Akşamımızı bizim kurtarır. Evet. Alperen yoruldun mu? Yorulduk abi ama eğlenceli. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, bu ağaçlar bize kafi gelecektir. Tavuk kanat yapalım. Tamam dedi. Hiç kimse de sıkıntı yok.
Ben de geceden şöyle güzel bir sos hazırladım. Her şeyini hazırladım. Eğer ki istiyorsanız aşağıya yorumlara yazarsanız doğada yemek videoları gelsin diye yazarsanız bu soslar nasıl oluyor işte tavuk sosu falan filan bunların hepsinin bilgisini veririz. Tamamdır. Bak böyle karışmış bir şekilde gördüğün gibi iyice bulamaca döndü. Bu şekilde bekleyecek. Kenara aldık abiciğim. Odun kesmeye devam. Hadi gidelim kesek. Yani Scandi abi. Scandi. 4 milim en 690 olacağı bu zaten. Ne olacak yani? Star knife. Hani baltaya gerek yok. He. Tam şeye geldik. Keser abi alır onu. O ne ki abi o? Şimdi bu var ya bak. Şöyle güneşte beklet alev alır ha. Öyle yonga çıkardım. Görüyorsun değil mi? Evet. Profesyonel hiç özenmeden. İnce kayıp. Tabii canım özensem şöyle şöyle yapıyorum özenince. Daha ince almaya çalışıyorum. Ama yok. Gerek yok. Gidiyek de bunu ateşimize atalım. Ateşimiz başladı. Tamam. Gencolar hazır mıyız? Evet. Uzat. Next. Şuradan. Sistemi kurduk ya abi. Hızlı gidiyor. Yarısı boşa gidiyor. Gece lens aramaya çıkacağız. Işıktan parlayacağını düşünüyorum. Sonuçta cam olduğu için. Bakalım inşallah bulur muyum ya? Ne diyorsunuz? Lütfen bir destek olalım ya. Kamera aldık, lensini kaybettik. Seyret ya. Daha inceleme videosunu çekemedim ha kameranın. Bütün aksiliklere rağmen devam ediyoruz. Şu an şişliyorum. Bir tane daha girecek. Nasıl görünüyor? Çok güzel. Alperen hiç cevap vermiyor. Alperen beğenmiyor. Harika. Evet. Bugün aksilikler niye böyle? Full aksilik. Ha? Zeki abi. Vallahi bilmiyorum. Validemizin abi kaymakamdan ne almadınız diyorlar. Lan vali izin vermiş daha kaynak abla. Hey ya. Komiserli şey. Garantici oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim bu aksilikler niye biliyor musun? Melisa yüzünden. Ha. Gelemiyor gönül koyuyor ya. Peki şeyi aldın mı? Ne? Kestane. Aldım bir sefer. Esra mı? Aldım bir sefer. Melisa kulaklar için nasıl? Valla bizi bağlamaz aldık bu sefer. Ona göre onun adı kestane değil abi, mestane. Mestane. Öyle diyor. Mestane yiyeceğiz mi diyor. Yeriz diyorum. Hadi bakalım. Bugün kampta mestane günü.
sevgili arkadaşlar, beni ilk videomdan izleyenler tanır, bilir. Bulgur pilavsız kamp geçirme. Son zamanlarda biraz vazgeçmiş olabiliriz ama tekrardan başladık şimdi. Yalap şalap şöyle bir yağla salçayla karıştırıyorum. Hemen su ekleyeceğim. Bence en güzel böyle oluyor bulgur. Aha Zeki abi, yine kredi kartı ekstrem geldi. Sen ne zaman yanımdasın ya fatura geliyor ya ekstre geliyor. Bu konu hakkında bana ne diyeceksin? Vallahi ne bileyim, yani bir mantık göremedim ben yani. Abi acaba dünya şey mi? Sen öde diye mi uğraş? Ha ben öde diye. Olabilir mi? Öderim canım. He canımıyım, tamam. Hayır, abi. 7800 lira. Yok o kadar da ödeyemem. Abi. Ne harcıyor sen ya? Hep sana harcıyor. Çok harcıyor ya. O kadar da harcamayayım değil mi sana? Abi. Canımı yerim. Sadece kuzey kesimde birazcık kar kalmış. Şöyle. Ben de gün batımına doğru ilerliyorum. Güneş de şuradan doğacak. Şöyle gün batımına doğru ilerleyelim. Güzel bir gün batımı be. Manzara çok güzel görünüyor şu an. Yemek yapmaya başlamıştık. Tekrardan dönüyorum. Bulgura Alperen bakıyordu. Eğer bulgur piştiyse hemen şeye başlayacağız. Tavuk kanada. Bakalım o da nasıl olacak. Zaten döküm tavayı önden koymuştum. Onu da göstereyim size oradaki sistemi. Bulgurum dibi tutuyor ya da pirincin dibi tutuyor kampta yapınca diyorsanız. Dibi tutmasın diye ne yaptık? Bunlar alüminyum olduğu için ısıyı görünce hemen böyle çok harlı bir ateş yanıyor. Biz de döküm tavada zaten tavuk yapacaktık. Döküm tavayı altına koydum ki o ısıyı birazcık dağıtsın, yaysın diye bunun üstüne koydum. Gel şimdi ben sana pişmiş pilavın da dibini göstereyim. Tutup tutmadığına sen karar ver. Var mı bir sıkıntı? Yok abi. Müthiş. Pilav da pişti bu arada. Bilerek az yaptık pilavı. Onu da söyleyeyim. Sonra bize şey demesinler ha. Cimri gibi pilavı azıcık mı yaptınız? Olur ya Alperen. Burada da keçuanın 1 litrelik şeyi var. Demliği var. Güzelmiş ha. Hoşuma gitti ama hafif var. Ama alüminyumdan daha hızlı ısınıyor. Bunları da bilerek şişledim ki tek seferde çevireyim, uğraşmayayım diye. Hani pişince çevireceğim. Kolay olacak. O yüzden şişe taktım. Bence böyle daha güzel oldu. Çayımız da hazır. Yemek pişene kadar çay da içebiliriz. Ya da bekleyebiliriz. Pişti Zeki abi, hazır. Ne? Sen de orada mı çekiyorsun? Evet. Ne haber? Kardeşler, nereye sağlık. Şuraya da diğer kamerayı kurun. Ben şurada konuşayım her yere. Evet arkadaşlar, burada yemek pişiyor, sobamız var ama gördüğünüz gibi dışarıda da olmazsa olmaz bir kamp ateşimiz lazım. Kamp ateşimize de ufak ufak odunlar atıyoruz. Akşam olunca daha iyi şekilde ısınacağız. Bak şimdi kanka, bu işin ilmi nedir biliyor musun? Her seferinde söylüyorum ben. Dokunca yolu yok, bak gelmiyor, anladın mı? Durulamayacak. Tavuk koparmayacak. Bak. Oo, bırakmış. Gördüğün gibi deriler pişti. Salacan üstüne geri. Reis ateşte coşacak ondan sonra. Kanatlar kanatlar. Seviyor musun bu işi ha? Yer misin? Yerim. Kendine de alsaydın keşke be. Yetmez mi? O ben kendime aldım onu. Şaka yapıyor. Yoo şaka yok. Ben alışveriş yaparken niye arabada durduk ki? Alper'e. Efendim. Bunları pişirsin. Tamam mı kardeş? Tamam. Allah kaçar. Ellerinden ben tutayım. Ayaklarından da sen tut kardeş. Tamam. Dışarı atarsın. El elbette be. Evet. Ooo ay, şu ay çıkıyor. Ay çıkacak tabi, ben bak, o yüzden bak, kapatma o, diyor. Barış bir baksana. Helal ya. Tabi la, aynı ay, aynı dolunay mı la? Bir bakmamız lazım. Vallahi evet dol. Zeki abi yine dolunaya geldik. Ya resmen aydınlık ha. Vallahi resmen, nasıl iyi görünüyor muyum?
Evet abi. Ha. Mallar hazır. Hepsi hazır reis. Yapıştır. Bunlar benim. Tavada kalanlar sizin. Ha, onlar sizin. Zeki Bey, hemen bir tane tadar mısınız? Bunlar da pişti zaten. Tamam. Şunlar mecbur ayırdık çünkü bunların nasıl olduysa çubuğunu yaktık ya. Bana görüyor pişme oranını. Alperen. Lollipop gibi topladım, görüyor musun? Şuradan başlayacağım da çok sıcak. Ben çok güzel. Ben şuradan Zeki abimle yiyeceğim. Elinize sağlık. Bak, nasıl lokum gibi olmuş. Sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz şey dolunay. Çok güzel. Yani anca bu kadar çekebiliyoruz. Tamam, kameramız çok iyi falan filan ama olsun. Birazcık da zoom yapmıştım. Şimdi gel. Bak kanka, burada da şeyimiz var. Kamp ateşimiz. Minimalist. Dışarı çıkacağız da ne zaman bilmiyorum. Aslında insan gözü bayağı iyi görüyor ama işte şey görmüyor. Şurada da çadırımız var. Çadırı iyi çekiyor ya. Şey değil, böyle hiç görünmemesi lazımdı önceden. Bayağı uğraştırıyordu ama bu sefer iyi. Güzel güzel. Dolunay'a tekrar bak. Biz Melisa'yla sürekli ayın durumunu ve konumunu şey yaparız. Böyle ne halde olduğunu falan merak ederiz. Şimdi birazdan arayacağım, ona diyeceğim dolunay var. Çık dışarı bak. Sevgili gençler, şimdi yemeğimizi yedik, çaylarımızı içtik. Şu an ışıklarla neyi arayacağız abi? Lens. Lensi arayacağız. Geniş açı lensimizi kaybettik. Onu arayacağız bakalım. Aklımıza gelmişti bu fikir. Hem de dolunay var. İnşallah ufak bir parıltısını falan görürüz de bir an önce buluruz diye bir umudum var ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Birimiz inşallah desin ya. İnşallah. Hiç bulmam istemiyorum. İnşallah kardeş, inşallah. Bu kadar. Aramada bir iki kayıt çekeriz artık. Aramaya başladık. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Şu an lokal ışıklarla arıyoruz bakalım. İnşallah bulacağız ya. Çok umutluyum ben. Zeki abim burada bana yakın tarafta arıyor. Alperen de uzakta arıyor. Bakacağız artık. Şöyle biraz da sizle arayalım da. Belki görürsünüz be, biri yazar ha, şurada görmüştüm falan diye. Dönerim buraya. Bura bir şey değil. Zeki abi, buradaki otada derin bakar mısın abi? Hı hı. Kamera var ya, bakamadım şimdi. Bakalım. Ya da dur ben bakayım. Durdurup. Zeki abim, lensi kaybettik, bulamıyoruz. Ne diyorsun? Nasip de varsa buluruz. Ama biraz zor gibi çünkü bayağı bir taradık. Ama bulamadık. Bulamadık. Belki bir hayırsever arkadaş bize geniş açı lens alır mı? Alır, niye almasın? Doğru diyorsun abi. Alır. Hiç umudum yok ama olsun. Hayırsever dolu. Dolu mu diyorsun? Tabii canım. Mesela baş harfi Zeki söylemez mi? Doğru diyor lan. Hay hay. Doğru konuştuk. Kardeş. Ooo, teşekkürler. Ne yapıyorsun? Abi, kestane çiziyorum. Ay, ağzımı sulandı. Bıçağım çok uygun değil kestane çizmek için ama. Aman elini kesme. Dikkatli bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Bir de ustamız da Allah muhafaza öyle bir yapmış ki jilet, yani o kadar da şey yaptık, ağaç maaş şey yaptık. Bir iki kaydırdım da şuraya bir iki çizik attım. Aman dikkat et. Yine de siz bana bu kadar keskin bıçak yollamayın. Ufak kör olsun, ben bilerim. Gerekirse Zeki abi. Evet. Abi, şimdi sizlere yılbaşında
muhtemelen bu video yılbaşından bir sonraki gün yayınlanmış olacak ama evinizde hala kestane olmuş olacak. Yani bence hepsini harcamamış olun. Size dehşet bir kestane tarifi vereceğim. Fırında, sobada, tavada her yerde oluyor bu kestane ama içine bekletirken devamını çizdikten sonra söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Kestaneleri sırt kısmından, bak şimdi kestane şöyle bir şey. Burası düz, burası böyle sırt kısmı. Sırt kısmına ben genelde çarpı şekilde atıyorum ki daha kolay olsun diye. Bunları çarpı yaptıktan sonra siz derin bir kabınıza koyuyorsunuz. Ben poşete koyacağım çünkü kamptayız. Sonra bunun içine az biraz şeker döküyoruz. Yeterli. Biraz tuz ekliyoruz. Bunlar gerekli. Eğer bu tarifi yaptıktan sonra kestanem yok kötü oldu falan derseniz kestane parası benden. Ben ödeyeceğim. Ne dedin Zeki abi? Eyvah eyvah. Ondan sonra bunun içine size tek tavsiyem siz sıcak su koyun ve yarım saat bekleyin. Ben soğuk su koyup 45 dakika bekleyeceğim. Şöyle ekliyorsun abi. Heh. Bak kestaneler suyun içinde yüzüyor. Birazcık şöyle o şekerle tuzun erimesini sağla elinle. Sıcak olduğu için kabı sallasan yeterli kanka. Ama bu soğuk su olduğu için ben böyle yapacağım. Ondan sonra üstünü kapatıyoruz. Ve bunu beklemeye alıyoruz. Ne kadar fazla beklersen senin için o kadar iyi olacak. Ama yarım saati de aşarsan da zaten dayanamıyor insan. Kestane artık olsun diyor. Evdeysen fırın varsa fırın torbasının içine doldur bunları. Ağzını güzelce kapat. 4-5 tane delik aç. 200 dereceye al. Salla içeriye. 15 dakika sonra çıkar. Nar gibi kızarmış ve yumuşacık kestanelerin seni bekliyor olacak. Eğer tavada yapıyorsan kanka sık sık çevirmeye özen göster, bir tarafını yakıp da çatır çutur yapma. Bu kadar. Aa, şöyle dizdik abi. Bir de ben böyle şeylerde özenmeyi seviyorum abi. Yani şöyle özenli dizince daha bir mutlu edici oluyor. Ben onu nasıl anlıyorum biliyor musun? Bir şeyi severek yapıyorsun. Abi seveceksin, sevmezsen... Severek yapıyorsun. Sevmediğin şeyi niye yapasın ki? Yani sırf video çekmek için doğaya çıktığımızı düşünsene. Tam bir işkence ve eziyet değil mi? Evet. Hayatta hiçbir zaman bir işi sevmiyorsanız yapmayın arkadaşlar. Zorunluluktan olsa dahi yapmayın yani. Sevdiğiniz işe yoğunlaşın. Onunla bir şeyler yapmaya çalışın. Yanlış mıyım Zeki? Aynen doğru. Kestaneler pişince görüşürüz. Mestaneler. Başladı. Bayağı iyi. Bütün kurtulmuş kestane buldum. Tenirken elimiz yandığı için küçük bir düzenekten maşa yaptık. Kardeş, güzel bir çalışmaydı bence. Harikasın. Ya iyi de çalışıyor ha bak. Evet. İyi çalışıyor ya. Gördün mü nasıl çevirdim? Çok güzel. Ha, tutuyor mu? Şu tarafını pişmesi lazım şu an. Bu iki tanesi aradan kaçmış, yere düşmüş. Biz de biraz hızlı yedik. Bu kadar kaldı. Kardeş eline sağlık. Afiyet olsun abi. Eline sağlık abi. Baksana abi bak. Şeker soyuldu. Gibi. Soyuldu geldi. He. Güzel tarif bence yapılır. Evet. Günaydın, günaydın, günaydın. Haydi sabahlar. Çadırımız ışıdı, güneş vuruyor. Barış Bey kahvaltıyı hazırlıyor. Her zamanki gibi sağ olsun. Ellerine sağlık. Övgü de yağdırıyor. Sucuklu yumurta yiyeceğiz. Günaydın, günaydın. Rüzgarlı ve çetrefilli bir geceden sonra. Gece ısısı bayağı düştü bir ara. Benim yattığım yerde çok yamuk ve kötüydü. Kalktım bu tarafa geçtim. Sanki çok iyi yaptım, burada yamukmuş. Salona geçtim. Salona geçtim de salonda yamukmuş abi. Evet. İyi olmadı yani. Keyifli bir uyku olmadı. Sucuklu yumurtamızı yapıyoruz. Yalnız bir şey diyeceğim. Soğuktu falan filan deyip de benim şortta duruyor olmama ne dedi? Ama şortama şeye bak, çoraba bak. Hani şort, şu an şort giyiyorum.
Bekliyoruz abi sucuklarını. Güneş doğdu. Aynen. Ama şimdi birazcık kendime geldim ya, aklıma lens geldi. Nerede acaba? Üşümüş müdür? Üşümüştür. Değil mi? Beni özlemiş midir abi? Ben onu çok özledim mesela. Onu bilmiyorum da üşüdüğü kesin yani. Sevgili dostlarım, lensi çadırda falan topladık, altına falan baktım, her yerine baktım ama maalesef ki bulamadım. Ne yazık ki bulamıyoruz artık. Toplandık, gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Kamp videolarını seviyorsunuz. Eğer ki kamp vlog videoları gelsin istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz.